psikolojik acılarını kimler ne yaparak gizlemeye çalışırlar? Kendilerini tamamen çalışmaya veren işkolikler, tatilde bile iş düşünürler ve sürekli meşguldürler. Süper temizlikçiler günlerinin önemli bir bölümünü temizliğe ayırırlar. Temizlik onlar için hayatta birinci sıradadır. Acılardan kurtulmanın yorucu tarafında olanlardır. İnternet ve sosyal medya bağımlıları günün önemli bir bölümünü ekran karşısında geçirerek acılarından kaçmaya çalışırlar. Sürekli atıştıranlar, eli dursa ağzı boş durmayanlar, acıları gidermenin en ilkel yollarından birisidir. Özellikle de tatlı düşkünleri. Alkol, sigara, madde, bahis, kumar bağımlıları, günlerinin önemli bölümünü bununla geçirenler ve acıdan kaçmanın en masraflı tarafında olanlar. Aşırı ibadet yapanlar, günün büyük bir bölümünü ibadete ayıranlar. Onlar da acıdan kaçmanın en naif tarafında olanlardır. Kazandığı sevaplar da onların bonusudur. İnsanlardan tamamen uzak, asosyal yaşayanlar ya da aşırı sosyal olup insansız yapamayanlar, konuşmadan duramayanlar, size de merhaba. Sürekli gülmeye çalışanlar, hemen her olayın geyiğini yapmaya çalışanlar. Yeni popüler ifadesiyle de toksik pozitifler. Sizi son sıraya koydum videonun ortasında kızıp da bırakmayın diye. Her şeye öfkelenenler, kavga edenler, kavga etmek için bahane arayanlar, kavga edecek kişi bulmasa da kendisiyle kavga edenler, size de merhaba. Bu serinin bir de ikinci bölümü var. Onu da başka bir videoda açıklayacağım.